arkadaşlar şimdi Sibop ayarı yapacağım. Teknik anlamda Sibop, halk renginde Sibop ayarı. Aracım 1.6 RT Alize, 8 varlık bir motor. 8 tane Sibop var. Şimdi bunların öncelikle internette satılmış olduğum İzel Taş marka Sentry çakısıyla mevcut durumu kontrol edeceğim. Bunu kontrol etmem için de arkadaşlar biliyorsunuz ki aracımın sağ tekerini sağa çevirip kilik olayı hafif kaldırıp tekeri rahat şekilde önceye pozisyona getirip burada tekeri ileri ve geri hareket ederek Sibop ayarını ayarlayacağız. Çalışma prensibi kitapçıkta yazdığı gibi 1-3-4-2. Güç tarafında demek arkadaşlar. Dönü grubu araçlarda şanzıman şoför tarafında olduğu için birinci göz, ikinci göz, üçüncü göz, dördüncü göz arkadaşlar. 1, 3, 4, 2 demek de arkadaşlar bunlar sırasıyla hareket etmekte. Yani bu sıraya göre hareket etmekte. Biz de öncelikle şunu yapacağız. Tekerimizi çevirdiğimiz zaman arkadaşlar bunu sent ayarına getirmemiz lazım. Nasıl sent ayarına getireceğiz? Bunun kolay bir yöntemi var. Şimdi arkadaşlar tekeri çevirdiğiniz zaman takip edin. Egzoz havaya kalkıyor. Egzozun tam havaya kalktıktan sonra emmenin tam bastığı an, tam böyle iteklemeye başladığı an arkadaşlar burası sente geliyor arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum, tekeri çevirdim ben. Bura kalktı. Ondan sonra bura basmaya başladığı an arkadaşlar durduruyorum. Tam hafif basıyor. Yani sente geliyor, hafif basıyor. Durduruyorum. Bunun yani dördüncü gözün arkadaşlar Sibop ayarını yapıyorum. Emme ve egzoz. Emme 20, egzoz 25 arkadaşlar. Çeviriyorum. Onu da anlatayım. Çeviriyorum arkadaşlar. Sonra şu göz 1, 3, 4, 2. Sonra şu göz hareket ediyor. Bu gözle de egzoz havaya kalkıyor. Tam emme basmaya başladığı an şunu arkadaşlar ayarını yapıyorum. Ondan sonra bir daha çeviriyorum. Dördüncü göz demiştik. Dördüncü gözün emmesi basmaya başladığı an 1'in ayarını yapıyorum arkadaşlar. Bir daha çeviriyorum. 2'nin emmesi, egzoz kartı emmesi basmaya başladığı anda 3'ün ayarını. Yani buradaki 1, 3, 1, 3, 4, 2 dememin şeyi bunların 1. 3. 4. 2. Yani bu sırada bu Sibop'tan hareket etmesi. Biz de şöyle yapacağız. Normalde pistonlar hareket şeyi şu. Mesela 1 ve 4, 3 ve 2 aynı anda hareket ediyor. Şimdi biz de burada ne yapıyoruz? Bu kalktığı zaman bundan yana yapıyoruz. Bu kalktığı zaman da bundan yana yapıyoruz. Bu kalktığı zaman bundan yana, bu da kalktığı zaman bundan yana yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi işin özeti bu ama biz buradaki işin temelindeki mantık o pistonlara göre o da. Biz buradaki işlem sırası bundan hareket kabiliyetini, yani hareket sırasına göre yapıyoruz. Ondan dolayı dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar mevcut durumu bir kontrol edelim. Bakalım Sibop'tan şu anki ayar nasıl, sıkı mı, gevşek mi? Bir kontrol edelim. Ona göre ayarımızı vereceğiz. Şu an tekerimi çeviriyorum. Birinci göz. Birinci göz şu anda egzoz havaya kalkıyor. Bak kalktı. Birinci göz egzozu. Havaya kalktı. Bak. Emme tam basıyor. Şuraya bakın. Tam basma. Ondan geçtim. Bir daha yapayım. Egzoz havaya kalktı. Egzoz havaya kalktı. Tam oturdu bak. Şu an tam sentede araba. Birinci göz tam sentede. Şimdi birinci göz tam sentede oturduğu için kontrol ediyorum. Ben dördüncü gözü Sibop ayarını yapacağım. Öncelikle bunu bir kontrol ediyorum. Sente çakımla 10 milim. Kontrol ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 10 milim zarzor geçmiyor bile. Egzoz çok sıkı. Çok sıkı. Şu anda şeyi kontrol ediyorum. Emmeyi kontrol ediyorum. Evet. Tatlı bir sıkılık olacak. Şu an 10. O da hafif boşluk bile var yani. Arkadaşlar ayarımız çok ayarsız. Ve bunu gösteriyor. Şimdi buna bayağı vereceğiz. Ayarımızda dediğim gibi egzoz 25 olacak. Emme 20 olacak. Emme manifoldu burada. Egzoz manifoldu burada. Şimdi buna nasıl ayar vereceğimi göstereceğim size. Arkadaşlar sente çakımdan 25'i getiriyorum. 25 milim. Bunu ayarlıyorum. Evet. 10 numara arkadaşlar. Bunlara sıkılmış. Gevşetiyorum arkadaşlar. Şimdi egzoz ayar vereceğiz. Şu arkadaşlar bakın. Şu kontra bir de. Tamam mı? Kontra. Çift hareketli. Bakın. Şu anda ayar kıvamına geldi. Öncelikle kontrol edelim arkadaşlar. Şu biraz daha gevşetelim. Evet. Ayarımızı şöyle yapacağız. 25'i sentimetre koyacağız arkadaşlar. 25 olarak istiyoruz. 25 sentimetre koyduk. Evet. Evet. Şu an ince hassas ayar veriyoruz arkadaşlar. Tatlı sert olmalı. Evet. Şu anda iyi gibi. Evet.
Öyle arkadaşlar. Güzel. Tatlı bir sertlik var. Bakalım. Evet. Güzel. Şimdi 10 milyonu sıkıyorum. Arkadaşlar bunu çok sıkmayacağız. Tatlı bir sıkılık yeterli. Çok sıkarsam bu sene sıkıntı olur. Tatlı bir sıkılık yeterli. Yapın. Şu an güzel. 25. Evet. Bunu boşa düşündüm. Evet. Bunu boşa düşündüm. Arkadaşlar şimdi bir gözümüz tamam. Dediğim gibi birinci gözümüz egzoz kalktı. Sonra egzozun kalkması peşinden emmenin bastığı an bu göstenteye geldi. Dördüncü gözümüzün arkadaşlar dördüncü gözümüzün de hem emme hem de egzoz yok. Daha herhalde ses duyuyorsunuz. Bilmiyorum böyle bir ses yok mu? Evet. Üçüncü gözümüz arkadaşlar. Üçüncü gözümüzün egzozu kalkıyor. Görüyorsunuz da kalktı. Kalktı. 1, 3, 4, 2 ya. Şimdi sırası var. Birinci gözü kaldırdı. Egzoz kalktı. Emre bastı. Üçüncü gözümüzde egzoz kalktı. Emre basacak. Şimdi. Egzoz kalktı. Tam emre bastı arkadaşlar. Bakın. Tam emre bastı. Şu anda ayara geldi. Senteye geldi. Şimdi. Sıralaman haricinde mantığımız şuydu. Bu senteye geldiği zaman da bunu yapacağız arkadaşlar. Bakın. En az ikinci gözü yapacağız da. O kadar sıkı ki egzoz. Yani o kadar sıkı. Bakın ses geliyor. Burada ses bile yok yani. Anlaşıldığı gibi değil. Gerçekten bayağı sıkmış. Evet. Bayağı sık. Evet. Egzoz ayarlayalım. Evet. Evet. Devayı açtım şu an. İkinci gözü de yaptık. Şimdi arkadaşlar 1, 3, 4, 2 ile 1, 1'i yaptık. 2 yaptık. Şimdi 4 arkadaşlar çalışacak. 4 çalışacak. 1'in ayarını yapacağız. Şimdi 4'ün 4'ün en uzun havaya kalkıyor. Bakın 4'ün en uzun havaya kalkıyor. Şimdi birazdan emmesi basacak. Şu an bastı. Emmeye bastı. Döndü pistonu. En uzun havaya kalktı önce. Sonra emmesi hafif basmaya başladı. Hani senteye geldi. Birinci gözün su ayarlamayız. Açılmıyor. Ben biraz daha sıktım. Biraz daha sıkıyorum. İkinci yer açsın diye. Gevşettim. Egzoz olduğu için 25 olacaktı. Şu yine iyi. Sıkılmış.
yolculuk yaptık. Thank you.